Evrende yalnız mıyız yoksa bir yerlerde başka bir dünya daha olabilir mi? Bu soruyu insanlık var olduğundan bu yana soruyoruz. Ve şimdi cevabı öğrenmek için gerçek bir şansımız var. Galaksimizdeki 50 milyar güneşe benzer yıldızla biz onların en az 5'te birinin yaşam için gerekli sıcaklığa sahip gezegenleri olduğunu biliyoruz. Eğer size piyangoyu kazanmak için 5'te bir şansınız olduğunu söyleseydim bilet alırdınız. Orada bir yerlerde yaşam için uygun ortamlar olmalı, kesinlikle olmalı. Başka bir dünya, yaşama sahip bir gezegen. Tarihin en büyük keşfi artık ulaşılabilir durumda. ...20 yıl önce astronomlar etrafında gezegen olan tek bir yıldız biliyorlardı. Bizim yıldızımız, Güneş. Şu ana kadar galaksimizdeki diğer yıldızların gezegenleri var mıydı bilmiyorduk. Ve yüzlerce yıldır bu sorunun cevabını bulmamıza imkan yoktu. Belki de Güneş farklıydı ve biz şanslıydık. Ama bunların hepsi 1995'te değişti. Astronomlar devasa gaz dolu bir gezegen keşfetti. 51 Pegasi B, tıpkı bizim Jüpiter'imiz gibi. Ama Dünya'dan 50 ışık yılı uzaklıkta. Bu uzaktaki bir yıldız etrafında bulunan ilk gezegendi. Diğer bir deyişle dış gezegen. Ve bu buluş daha fazlasını bulmak için yapılacak araştırma patlamasını ateşleyen fitil oldu. Şu anda kesinlikle büyülü bir zamanda yaşıyoruz. Bu dış gezegen keşfinin altın çağı. Her yıl onlardan yüzlercesini buluyoruz. Görünüşe göre galaksideki birçok yıldızın gezegeni var ve aslında birçoğunun birden fazla gezegeni var. Dış gezegenlerin büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz 4 yıl içerisinde keşfedildi. Kepler adındaki 600 milyon değerindeki uzay teleskobu sayesinde. Kepler, insanlık tarihinde ilk kez bize gezegenimizin tek olmadığını, hatta benzersiz bile olmadığını söyledi. Kepler, periyodik olarak kararan yıldızları arıyor. Çok küçük olsa bile bir gezegenin önünden geçmesiyle oluşacak. Kepler Uzay Teleskobu gökyüzünde tek bir noktaya bakan bir gözlem evi. Yaklaşık 150 bin yıldıza bakıyor ve bize bu yıldızlar etrafında dönen gezegenler olup olmadığını söylüyor. Her seferinde bir gezegen yıldızın önünden geçtiğinde o yıldız ışığının bir kısmını engeller ve o yıldızdan alınan ışık miktarına bakarsanız önce azalıp sonra tekrar önünden bir gezegen geçiyormuş gibi artar. Kepler gezegenleri bulabilir ama onların Dünya gibi yaşanılabilir olduğunu ya da Jüpiter gibi büyük gaz küreleri olup olmadıklarını söyleyemez. Bunu öğrenmek için astronomlar Dünya üzerindeki en güçlü teleskobu çevirir. Kaliforniya, Berkeley'de saat 9 ama Jeff Martin'in günü daha yeni başlıyor. Bu gece o Kepler tarafından keşfedilen yüzlerce dış gezegene bakmak için Hawaii'nin en yüksek dağının tepesindeki Keck teleskobunun kontrolünü alıyor. Caroline orada alt panelde. O Mauna Kea volkanının üzerinde 600 metre yükseklikteki Keck merkezinde. Biz ona yıldızların koordinatlarını veriyoruz ve büyük Keck teleskobunu bu yıldızların her birine çeviriyor. Bu, oradaki kaymanın merkezi olmalı. Evet, orada çok güzel görünüyor. Pekala, başlamaya hazırız. Tamam, gecenin ilk yıldızı, ilk poz. Keck, uzaktaki gezegenlerin güneşlerini ne kadar uzaktan çektiğini ölçüyor. Bu yer çekimi, Jeff'e her gezegenin kütlesi, yapısı ve güneşine olan uzaklığı hakkında bilgi veriyor. Bizim en çok bilmek istediğimiz şey, diğer gezegenlerde dünya gibi sert yüzeye ve su birikintilerine, ayrıca üzerinde yürüyen gelişmiş canlılara sahip mi? Ya da bunun yerine yaşam için uygun olmayan gaz bulutları şeklinde mi?
Eğer gezegen kayalıksa Jeff onun güneşinden ne kadar uzaklıkta döndüğünü hesaplıyor. O sarı bölgeler arıyor. Ne çok soğuk, ne çok sıcak, tam olması gerektiği gibi. Biz sıvı suyun var olabileceği doğru sıcaklığa sahip gezegenler bulmak istiyoruz. Yıldıza çok yakınsa her şey buharlaşır, her şey çok sıcaktır. Eğer çok uzaksa her şey donar. Sıvı halde suyu elde edebileceğiniz belli bir bölge var ve elbette hayatı da. Güneş gibi yıldızları aradıktan sadece birkaç yıl sonra, Kepler ve Keck astronomların daha önce yapılabileceğini düşünmedikleri şeyleri yapmalarına olanak sağladı. Gökyüzünün o küçük kısmını kullanarak onlar tüm galaksimizde toplam kaç tane yaşanılabilir gezegen olabileceğini hesapladılar. Jeff ve öğrencisi Eric Pettikura'nın bir cevapları var ve bu çok önemli. Herkese günaydın. Bugün burada Kepler haberleri bilgilendirme toplantısı için bulunuyoruz. İlk olarak burada Eric Pettikura var. Bugün sizlere güneşe benzer yıldızların %22'sinin yaşanabilir bölgede gezegenler barındırdıklarını ve bu gezegenlerin boyutlarının dünyanın boyutlarına benzer olduğunu ve benzer yıldız yoğunluklarına sahip olduklarını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu tarihi bir duyuru. %22 ya da 5'te 1 ve bunun anlamı galaksimizde toplam 11 milyar yaşanılabilir olma ihtimali olan gezegen var demek. Eğer bu gezegenlerin her biri için bir dolarınız olsaydı, onların yüksekliği uluslararası uzay istasyonunu geçerdi. 5'te 1. Bu sadece bizim galaksimizde 10 milyar gezegen demek. Bu yeni yaşamlar arayan bizler için çok önemli. Bu tarihi bir adım. Bir dahaki adım sadece bu dünyaları aramak değil, onlarda yaşam olup olmadığını öğrenmek. Yaşam için en çok potansiyel vaat eden Kepler-62, iki süper dünyaya sahip olan 5 gezegenli bir yıldız sistemi. Dünya gibi kayalıklı ancak bizimkinden daha büyük. Ve bunlar yaşanılabilir yörüngelerin altın bölgesindeler. Bir tanesi çap bakımından dünyadan %40 daha büyük. Bir diğeri ise %60 büyük ve yaşanılabilir bölgedeler. Ve biz bu süper dünyaların üzerinde sıvı okyanusları olmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu fark ettik. Gezegen 62F... yaşanabilir bölgenin hemen sınırında bulunur. Bu kadar uzaklıkta eğer 62F'de su varsa bu su buz halinde olabilir. Ama eğer bir gezegenin atmosferi varsa sera etkisi yaşamın gelişebilmesi için gerekli suyu eritmiş olabilir. Büyük kız kardeş 62E erken gece gökyüzünde görülebilir olurdu. Altın bölgenin derinlerinde yer alan E gezegeni yaşam için daha yüksek potansiyel gösteriyor. Astronomlar burada yaşam için gerekli her şeye sahip potansiyel bir cennet olduğunu düşünüyor. Tropikal sıcaklıkların tadını çıkaran uzun ada zincirlerinin etrafındaki sıcak sular. Dünyada zengin yaşam formu çeşitliliği böyle ortamlarda daha çok gelişiyor. Kepler-62 bilim insanlarını heyecanlandırıyor çünkü o şu ana kadar bizim güneş sistemimize en çok benzeyen. Ama uzaylı yaşam formlarının hayatlarını sürdürmek için güneş benzeri yıldızlara ihtiyaçları var mı? Ya da bir gezegene ihtiyaçları var mı? Astronomlar sadece bizim galaksimizde güneş gibi yıldızların etrafında 11 milyar dünyaya benzer dış gezegen olduğuna inanıyor. Ama bizim güneşimizde aynı boyutlarda ve aynı parlaklığa sahip yıldızlar bizim galaksimizdekilerin sadece 1/4 sayıda. Acaba diğer yıldız tiplerinin etrafında da daha çok dünya benzeri gezegen var mı? Burada kıvrılan geçiş ışığını görebiliriz.
John Johnson galaksinin büyük bir kısmını kaplayan küçük kırmızı cüce yıldızların etrafında dünyalar arıyor. Burada gördüğümüz güneşimizin sadece birkaç saat önce alınmış bir görüntüsü. Ve burada kırmızı cüce yıldızların nasıl göründüğüne dair sanatsal bir izlenimimiz var. Dünyadan bakıldığında kırmızı cüceler çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük. Ama onları görebilseydiniz işte böyle görünürlerdi. Kırmızı cücelerin sayısı diğerlerinin 3 katı ve etraflarında çok sayıda dünya boyutunda gezegen var. Bizler ortalama her kırmızı cüce yıldızın etrafında 1,5 gezegen olduğunu biliyoruz. Eğer ortalama hesabı yaparsak bu sonucu elde ederiz. Bunun anlamı kırmızı cüce yıldızların etrafında dönen yaklaşık 200 milyar tane dünya boyutunda gezegen var. Eğer yıldızların yüzeyinden geçiş yapan gezegenlerin tutulmalarını görmek isterseniz, bunun kırmızı cücelerin yüzeyinde çok daha büyük bir alan kapladığını görebilirsiniz. Ve bu daha büyük sinyaller üreten küçük yıldızların etrafındaki küçük gezegenlerin fark edilmesini daha kolay hale getirir. Bu dünya benzeri gezegenlerin yörüngelerinde çok önemli bir fark var. Eğer bizim güneş sistemimizdeki karasal gezegenleri alır ve ışın silahıyla değiştirir ve 30 günden az olan yörüngesel periyotlara küçültürsek, kendi yıldızlarına daha yakın olurlar. Yaşanılabilir bir gezegen olabilmesi için yıldızlarına yakın olmalılar. Çünkü kırmızı cüceler bizim güneşimize göre çok daha az enerji yayar. Ve altın bölge bunların etrafında bulunuyor. Yaşanılabilir kırmızı cüce gezegenlerin yüzeyleri kırmızı bir parlamayla kaplı olurdu ve yukarı bakınca kayalıklı kardeş gezegenlerin gökyüzünde görülmesi daha kolay olurdu. Bazıları bizim ayımızın 8 katı büyüklüğünde görünürdü ve gökyüzünde ufuktan ufuğa bir yarış bir saatten kısa sürer. Tüm galaksimizde bunun gibi toplamda 22 milyar dış gezegen olabilir. Bunun anlamı, Güneş'in sarı ışığına maruz kalan gezegenlerinin sayısının 2 katı kadar gezegen, kırmızı cücelerin kırmızı ışığına maruz kalıyor. Bu küçük cüce yıldızlar kolaylıkla atılabilir. Ama bunlar küçük kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dönen ve yaşam barındıran gezegenler olurdu. ...20 yıl önce biz yaşanılabilir gezegenlerin sadece bir tanesini biliyorduk. Bu sayı şimdi 33 milyar olabilir. Bu neredeyse her erkek, kadın ve çocuk için 5 gezegen demek. Ama bu dev sayı bile hayat bulunma ihtimalini tam olarak yansıtmıyor. Elbette galaksideki baskın yaşam formlarının gezegenlerde değil de aylarda yaşama ihtimali de var. Dış gezegen avının başlarında korkmuş astronomlar kendi güneşlerinin yaşanılabilir bölgelerinde bulunan ve Jüpiter'e benzeyen devasa gaz küreleri buldu. Bunların kendi ayları da var mı? Bulduğumuz gezegenlerin birçoğu Jüpiter büyüklüğünde gezegenler. Ancak bunların çok azı dünyanın güneşin etrafında döndüğü şekilde dönüyor. Yani bizim bulduğumuz gezegenler yaşamı desteklemiyor olsa bile bir ayı olabilir. Yaşamı destekleyebilecek atmosfere sahip bir ay yani. Ve bu kayalıklı dünyaların en büyükleri bizim evimizi anımsatabilir. Dışarılarda milyarlarca dış aylar olabilir. Bizim yüzeysel okyanuslarla çevrili, buzlu aylarımız, iç kısımlarının yörüngelerine püskürten volkanik dünyalar ve yaşam dolu sayısız jenetlerimiz olabilirdi.
David Keeping uzaktaki yıldızların parlaklığındaki çift kısılmalara bakarak dış ayları arıyor. Biz dış ayları, dış gezegenleri arama yöntemimize çok benzer şekilde kendi yıldızlarının ışıklarını taşımalarına göre arıyoruz. Eğer bir gezegenin ayı varsa, o zaman bizim gezegenden kaynaklanan bir büyük kısılma ve ayından kaynaklanan küçük kısılma beklememiz gerekir. Bu yaşanılabilir bölge ayları yaşam için elverişli olabilir. Ama jeolojik tuhaflıklar sayesinde yaşanılabilir bölgenin milyonlarca kilometre uzağında olan aylarda yaşam formları barındırabilir. Evrenimizdeki tüm gezegenlerin ısınabilmeleri için tek bir yol var ve bu da yıldız ışığı. Ama aylar iki farklı şekilde ısınabilir. İlki aynı şekilde yıldız ışığı ama bunun yanında gelgit ısınması olarak bilinen etki sayesinde de ısınabilirler. Aylar gezegenlerinin yörüngelerinde elips şeklinde bir yol izlerler ve bu yüzden gezegenlerine olan uzaklıkları zamana göre değişir. Yakın bir geçiş sırasında gezegenin yerçekimsel kuvveti ayın yüzeyini dalgalı bir akıntı gibi yükseltebilir. Bu devasa değişiklik ayın merkezinde anlık bir ısınmaya sebep olur. Ve eğer dalgalanma orayı yaşanılabilecek duruma getirebilecek miktarda ısı üretebilirse, yıldızdan ne kadar uzak olduğu fark etmez. Şu anda dev bir gezegenin etrafındaki bir dünyada olduğunuzu ve uzak bir mesafede zayıf bir ışık kaynağı olduğunu hayal edin. Bu ışık kaynağı fotosentezi destekleyecek kadar ışık sağlıyor ama gezegeninizi ısıtamıyor. Sizin gezegeniniz yörüngesinde döndüğü dev gezegenin yerçekimsel kuvveti sayesinde ısınır. Bu ilginç bir durum ve bu yaşanılabilirlik ihtimalini doğurur. Eğer var olsalardı, yaşanılabilir aylar evrendeki en güzel görüntülerden birine ev sahipliği yaparlardı. Tıpkı bizimki gibi okyanusları, dağları ve mevsimleri olan sıcak kayalıklı bir dünya hayal edin. Ama gökyüzünde dev dairesel bir gezegen ve bir kardeş ay uzayın derinliklerine lav püskürtüyor. Dış aylar birer bilim kurgu malzemesi. Ay üzerinde yaşam fikri çok saçma. Bütün o gezegenler yerine ay üzerindeki bilim kurgu fikirleri. Ve bence bu gerçekten cezbedici. Sadece görsel açıdan bile. Bir uzaylı şehrinin üzerinde gökyüzünde halkalı bir gezegen olması bilim kurgu kitaplarının kapaklarını çok güzel yapardı. Ama bu daha fazla bilim kurgu olmayabilir. Eğer evrende Ay'a benzeyen gezegenler varsa, onları önümüzdeki 1-2 yıl içinde bulabilmeliyiz. Dışarıdaki milyarlarca yaşanılabilir gezegen ve Ay'la uzaylı yaşam formlarının varlığı artık kaçınılmaz hale geliyor. Ve şimdi bilim insanları bunu öğrenmek için harika bir plan bulmuş olabilirler. Galaksimizin sırları en iyi beyinlerimiz ve onların teknolojileri sayesinde çözülüyor. Dünya yalnız değil. O sadece milyarlarca potansiyel olarak yaşanılabilir ve yörüngesinde ay olan gezegenlerden bir tanesi. Ama eğer orada yaşam varsa bu kadar uzun mesafelerden bunu nasıl öğreneceğiz? Neden bu gezegenlere gidip bir göz atmadığımızı sorabilirsiniz. Bir rokete atlayın ve uzaya açılın. Cevap, gidemezsiniz çünkü çok uzaktalar. Kepler tarafından belirlenen en yakın yaşanılabilir gezegen bile ulaşabileceğimiz mesafede değil. Keşfedilen yaşanabilecek en uygun gezegen galaksimizin sınırları dışındadır. Uzay gemileriyle yaşam formu aramak işe yaramayacak. Eğer galaksimizde uzaylılar bulmak istiyorsanız, ışık hızında hareket eden bir araca ihtiyacınız olur. Bu yüzden astronomlar yıldız ışığını kullanıyor.
Yüzlerce yıl önce astronomlar yıldız ışığını gökkuşağı renklerine ayırarak bu yıldızların özelliklerini çalışabileceğimizi fark ettiler. Bu bizim güneşimizden gelen ışığın gökkuşağının görünüşü. Ayırt edilebilen soğurulma adı verilen siyah izler güneşin karakterini yansıtıyor. Bunlar bilim insanlarına güneşin atmosferinde hangi maddelerin bulunduğunu söylüyor. Tıpkı parmak izlerinin her insana özgü olması gibi, belli nesnelerden gelen o siyah soğurulma çizgileri bize o nesnenin yapısı hakkında çok fazla bilgi verir. Tıpkı yıldızların atmosferlerinin parmak izlerinin olması gibi gezegenlerin atmosferlerinin de var. Ve sadece yaşam formları tarafından üretilebilecek kimyasal izler de var. Bunlara bio imza denir ve bu dış gezegen çalışmasının kutsal kasesidir. Ve en önemli bio imza oksijendir. Şu anda bizim soluduğumuz hava oksijen seviyesi şu anki seviyesine ulaşana kadar milyarlarca yıl boyunca mikroskobik tek hücreleri yaşam formları tarafından üretildi. Yani evrende yaşam aramanın en kolay yolu oksijen aramaktır. Çünkü atmosferdeki serbest oksijen ancak yaşam sayesinde oluşabilir. Uzaktaki bir yıldızdan gelen ayrılan ışığı yakalamak oldukça kolay. Ama aynı şeyi bir dış gezegen için yapmak tamamen farklı bir durum. Yıldızlar çok parlak, gezegenlerse o kadar sönük ve her yerde. Bu tıpkı bir ateş böceğinin spot ışıkları üzerinde durması gibi, oldukça zor. Bildiğiniz gibi bir felaketle karşılaştık. Ve yıldız ışığını engelleyen ve gezegenlerden gelen ışığı saptamanı sağlayan sönük bir yıldız bulmamız gerekiyor. Bu neredeyse imkansız engeli geçmek için bilim insanları ve mühendisler cesur bir plan yaptılar. Yıldız gölgesi. Dev uzay şemsiyesi robotik bir teleskobun önünde açılır. Kendisini 50 bin kilometre uzağa sürer ve uzak yıldızların ışığını engeller. Eğer bu çalışırsa ilk kez dünya büyüklüğündeki dış gezegenleri araştırabilmiş olacağız. Bu tıpkı güneş tutulması gibi ama daha iyi. Siz yıldızdan gelen ışığı engellemek için dairesel bir gölgeli kullanmanın harika bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ortada bir sorun var. O da ışığın eğilmesi. Işık arkadaki bir yıldızdan geldiğinde engelin etrafından dolaşır ve o noktanın merkezini doldurur. Bu da yapmaya çalıştığınız her şeyi mahveder. Yani yıldız gölgeliği, yıldız ışığının bükülmesini engellemek için çiçek gibi olmalı. Yapmanız gereken bu fazlalıkları koymak, yani dairesel engelin dışına küçük pedallar ve ışığı merkezden uzaklaştırmak. Bu merkezi daha karanlık ve sönük, gezegenleri de fark edilir hale getirir. Bu eğer yıldız gölgesi yerden ayrılırsa olur. Yeni bir takım yıllarca bekletilmiş bir prokeyi canlandırdı ve bunu dünyaya benzer dış gezegenlerin ilk kez fotoğrafını çekmek için kullanmak istiyorlar. Bugün NASA mühendisleri uzaya yerleştirildiğinde açılacak yıldız gölgesi pedallarının mekanizmasını deniyor. Bu paket bir evin boyutuna geliyor ve her noktada bunlardan 60 tane var ve 50 kilometrede bir yerleştirilmeli. Bu bizim için üçüncü ve bunu yapma şeklimizi her seferinde beklemediğimiz şeyler olduğu için değiştiriyoruz. Ve muhtemelen biz bunu yüklerken bazıları meydana gelecek. Mühendisler hassas yapının açılmasını izliyorlar ve testi her an durdurmaya hazırlar. Dur biraz, bekle. Tek budaklı bir tel bu pedalı pozisyonundan çıkarmak için yeterli. Güzel yakaladın. 5 santimetre sonra kopabilir. Şimdi çalıştırabilirsin. Her destek sıkılaştığında ve her parça yavaşça yerine girdiğinde takım sonunda işi doğru yaptıklarını anlıyor. Pekala, hazırız. Hadi. İş millet, iş David.
Eğer her şey iyi giderse yıldız gölgesi önümüzdeki 10 yılda fırlatılacak ve belki de bize ilk kez bir dış gezegenin görüntüsünü verecek. İlk görüntüyü aldığımızda o nokta dünyadaki bütün gazetelerin ilk sayfasına geldiğinde bu tıpkı Ay'a çıkış gibi olacak. Başka muhtemel bir sistemi görmek, belki de bir süre sonra iletişim kurabileceğimiz yaşam formlarını bulunduruyor olabilir. Ve bu insanlık tarihinin şimdiye kadar elde ettiği en büyük başarı olacak. Şimdi gezegenlerin çok sıradan olduğunu biliyoruz. Onlardan milyonlarca var. O zaman dışarıda hayat için elverişli bir çevre olmalı. Kesinlikle olmalı. Peki bu uzaylı yaşamı nasıl olacak? Önemli ipuçları erken tarihimizde yatıyor. Dört buçuk milyar yıl önce dünyamız kozmik bir patlama sonucu meydana geldi. Dev asteroidler yüzlerce milyon yıl boyunca yüzeyine çarptı ve onu kimyasal olarak zengin bir sıvı kayalık haline getirdi. Sonunda bombardıman durdu. Dünya kayaların sertleşeceği kadar soğuk hale geldi ve sonra mucizevi bir şey gerçekleşti. Hayat, dünya üzerinde şartlar doğru hale geldiği anda başlamış gibi görünüyor. Bizim durumumuzda hayat neredeyse dünya katılaştığı anda başlıyor. Yani sihirli bir formül var. Doğru sıcaklık, doğru kimyasallar ve hayat otomatik olarak ortaya çıkıyor. Hayat otomatik olarak mı oluşuyor? Henüz bilmiyoruz. Ama birçok bilim insanı hayatın sadece belli koşullar bir araya geldiği zaman yükseldiğine katılıyor. Dünyadaki tüm canlılar, hayvan ya da bitki, gökyüzünde, karada ya da yerin altında aynı basit kimyaya dayanıyor. Uzun DNA zincirleri, karbon, hidrojen ve fosfordan yapılmış kimyasallar. Gökyüzünü teleskoplarıyla tarayan bilim insanları yaşam için gerekli içerikleri her yerde buldular. Asteroidlerde, gaz bulutlarında ve yıldızlarda. Evrenin büyük bir kısmı aynı malzemelerden meydana geliyor. Doğru gezegenleri meydana getiren aynı malzemeler burada yaşamı meydana getiriyor. Bu malzemeler muhtemelen dışarıda da var ve bu bize yaşadığımız galakside yaşamın büyük bir oyunu olduğunu söylüyor. Ama kimyayı biyokimyaya dönüştürmek için ek malzemeler gerekiyor. Dünyada tüm yaşam formları büyüyüp gelişmek için sıvı suya ihtiyaç duyar. Bu yaşam için sıradan bir ekolojik gereksinim. Suda değilseniz o zaman sudan yapılmışsınızdır. Yaşam ve su ayrılamaz. Su olmadan biyokimyanın mümkün olduğu karıştırıcıya asla sahip olamazdık. Harika bir özelliğe sahip, molekülleri uyarıyor ve sonra su bu moleküllerin tekrar birleşmesini ve yeni formlar almasını sağlıyor. Daha karışık formlar, tıpkı amino asit, protein ve sonunda DNA gibi. Su o kadar güçlü ki dünyadaki kimyasal olarak en zor yerlerde yaşamın gelişmesini sağlıyor. Tıpkı Kaliforniya'daki Mono Gölü gibi. Bu su, okyanustan 3 kat daha tuzlu. O kadar alkali ki giysileri yakabilir. Mono Gölü öyle olmalı. Ancak bakteriler ve hatta çok hücreli canlılar burada yaşayabiliyor. Astrobiyologlar galakside başka nerelerde yaşam olabileceğini anlamak için böyle zor ortamları inceliyor. Bu ortamlara bakarak yaşamın sınırlamalarını çıkarabiliriz. Ne kadar soğuk, sıcak, tuzlu ya da pH sınırları. Ve bunları çıkararak diğer gezegenlerde yaşamı nasıl arayacağımıza dair bir rehber oluşturabiliriz.
Eğer uzak dış gezegenlerde sıvı su varsa yaşam da olabilir. Ama bu yaşam formları nasıl görünecek? Uzaylılar hakkında önemli olan şey uzaylı olmaları. Onların nasıl görüneceğini hiç bilmiyoruz. Ama bu uzak dünyaların şartlarına bakarak eğitimli tahminler yürütebiliriz. Kırmızı cücelerin yörüngesindeki gezegenlerde bitkiler ışıktan en yüksek derecede faydalanmak için yeşil değil de mor olabilir. Bilim kurgu bize tuhaf görünüşlü canavarlar verdi. Ama hepimiz aynı görünüyor olabiliriz. Bence bilim kurgu her şeyi yanlış anlatıyor. Bence diğer gezegenlere gittiğimiz zaman bulacaklarımız aynı buradaki gibi olacak. Balıklar bütün gezegenlerde aynı olacak çünkü suda yüzmek için bu gerçekten en iyi yol. Dünyadaki evrim benzer ortamlardaki benzer şekilleri destekliyor. Bu yüzden bir yunusu köpek balığıyla karıştırmak kolay. Biri memeli, diğeri bir balık olsa bile. Uzaylı, okyanuslarındaki yarattıklarda muhtemelen bu güçlü özellikleri paylaşacak. Onların biyokimyası farklı olacak ama bizim alışık olduğumuz şekillerde görünecekler. Çünkü yaşam formlarının şekilleri fiziksel ve biyolojik etkenlerle belirleniyor. Ve bu diğer gezegenlerde de aynı olacak. Kuşlar yine kuş, balıklar yine balık gibi görünecek. Elbette iç kısımda bazı farklılıklar olacak. Buna şüphe yok. Dış gezegenler o kadar uzakta ki bizim bir uzaylıyla karşılaşmamız için yüzlerce hatta binlerce yıl daha var. Ama onları çok daha erken duyabiliriz. Kuzey Kaliforniya'daki ıssız bir bölgede 42 beyaz gökyüzünü bazı sesler duyma umuduyla tarıyor. Seth Sorstak Seti de kıdemli astronom ve dünya dışı canlı zekalar arıyor. O uzaylı toplumların uzaya radyo dalgaları gönderdiğine ve Allen teleskop sıralarının onları sabırla dinlediğine inanıyor. Dünya dışında zeki yaşamlar bulmayı düşündüğünde uzaylılara birçok yaklaşım yolu var. Deneyip oraya gidebilirsiniz ama onlar büyük ihtimalle bize ışık yılları kadar uzaktalar. Onların arka bahçenize inmesini bekleyebilirsiniz. Birçok kişi çoktan geldiklerine inanıyor. Ben inanmıyorum. Ama her neyse, bizim yaptığımız sinyalleri yakalamaya çalışmak. Bunlar radyo sinyalleri, ışık sinyalleri ve onları bulmamızı sağlayacak şeyler. Radyo dalgaları, düşük frekanstaki yaşam formları, kozmik haberleşme için mükemmel sinyallerdir. Onları üretmesi kolaydır ve çok güçlüdürler. Radyo sinyalleri görünür ışığı engelleyen büyük toz bulutları arasından geçebilir. Ve büyük miktarda şifreli bilgi taşıyabilir. En iyisi ışık hızında hareket etmeleri. Gerçekten bu uzaylılarla konuşmanın en iyi yolu. İlerlemiş bir toplum olsanız ve karmaşık nötrino ya da takyon hiperdalga iletişim cihazınız olsa bile onlar kendilerinden daha az gelişmiş toplumlar olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bizim gibi toplumların anlayabileceği radyo dalgaları kullanırlardı. Muhtemelen en etkili uzaylı yaşam formu bulma yöntemi onları dinlemek. İşte SETI, Dünya Dışı Zeka Arama Kurumu'nun 50 yıldır yaptığı da bu. Şu ana kadar SETI hiçbir şey duymadı. SETI gibi astronomlar bu uğraşlarının sonuç vereceği konusunda çok umutlu. Ama zaman onların tarafında değil. 150 yıl içinde daha SETI gece gökyüzünü gözleyecek ve radyo sessizliği bilim insanlarını tekrar çizim tahtasına geri gönderecek.
Eğer uzaylıları dinlemeye çalışmak mantıklıysa, bu önümüzdeki 50 yıl içinde işe yarayacak. Eğer işe yaramazsa, ya onların var olmadığı, ya da radyo sinyalleri kullanmadıkları, ya da bizim yanlış yöntemleri kullandığımız sonucuna varmalıyız. Ama eğer işe yarayacaksa yakın zamanda olacak. Zekaya sahip canlıları aramanın tek yolu radyo değil. Farklı güneş sistemlerinde gelişmiş türler birden fazla gezegene yerleşmiş ve bunlar arasında iletişim kurmak için lazer kullanıyor olabilirler. Jeff Marcy bu lazer sinyallerini kek gibi devasa teleskoplar kullanarak yakalamanın mümkün olduğunu düşünüyor. Bu tam şu anda iki gezegeni olan bir yıldız. Bizimle beraber yıldızın yörüngesinde dönüyorlar. Yani eğer bir gezegenle diğer gezegendeki koloniler arasında radyo ya da lazer bağlantısı varsa, tıpkı insanların kapı dinlediği gibi biz de o haberleşmeyi dinleyebilmeyi umuyoruz. Bu gece hiç lazer sinyali yok ama yarın ne olacağını kim bilebilir? Ve eğer uzaylılar ararsa o zaman ne yapacağız? Cevap verecek miyiz? Onlara kendimizden, geleneklerimizden ve kültürümüzden bahsedecek miyiz? Ya da bilimimizden? Hangi dili kullanacağız peki? Onlara çok miktarda bilgi göndermek isteriz. Çünkü büyük ihtimalle bu tek taraflı bir iletişim olacak. Ve eğer onlar bizden 100 ışık yılı uzaklıktaysa, bizim sinyallerimizin onlara ulaşması için 100 yıl, onların cevabının bize ulaşması için de bir 100 yıl daha gerekir. Bu yüzden her şeyi bir anda göndermek istersiniz. Ben Google serverlarını gönderirdim, interneti gönderirdim. Aynı soruyu cevaplamak için iki bilimsel mücadele. Evrende yalnız mıyız? İlk olarak dünya benzeri dış gezegenler aramak, her hafta yaşanılabilir dünyaların bulunmasıyla başarılı sonuçlar verdi. Soruların bir tanesi, gezegenler yaygın mı? Şu an biliyoruz ki evet, onlar gökyüzünde baktığınız her yerdeler. Bir yön seçin ve bakın, binlerce gezegen göreceksiniz. İkinci büyük araştırma, dünya dışı varlıkları dinleme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 50 yıllık son teknoloji ürünleriyle dinleme sonucu bir sinyal bile yakalanamadı. Uzaylı toplumları arasındaki iletişimi dinleyebilmek için radyo teleskobumuzla çok sıkı çalıştık. Ama şu ana kadar elimizde hiçbir şey yok. Tam bir sessizlik. Yüzlerce yıldır ne gelişmiş ne de ilkel bir yaşam formuna ait hiçbir iz bulunamadı. Bir şeyler yanlış. Milyarlarca gezegen yaşanılabilir durumda ve bunların bir tanesinde bile yaşam belirtisi yok. Acaba yaşam her yerde gelişebiliyor ama hiçbir yere gitmiyor mu? Zekanın evrende izler bırakması bekleniyor. Biz gelişmiş toplumların evrende bıraktıkları izleri görebiliyor olmalıyız. Peki neden bunları göremiyoruz? Soru bu. Nerede? Tanrı aşkına neden Beyaz Saray'ın bahçesine inmiyorlar ve varlıklarını ilan etmiyorlar? Beynimizin yarısı bize... Elbette galakside başka yaşam formları olduğunu söylüyor ve onların bazılarının zeki ve gelişmiş olduğunu bildiriyor. Diğer yarısı ise, hadi ama orada bir şey göremiyorum diyor ve biz de burada sıkışıp kalmış durumdayız. Bu çatışmaya Fermi paradoksu denir ve birçok denemeye ve potansiyel çözüme neden olmuştur. Bazıları basit bir yaşamdan zeki ve teknolojik bir yaşama geçiş yapmanın karmaşık ve nadir olduğunu söyler. Bizler evrendeki tek zeki varlıklar olabilir miyiz? Biz insanların farklı olabilmesi mümkün. Sadece şans eseri olarak biyolojik zar konusunda şanslıyız. Diğer yaşanabilir gezegenlerin hiçbirinde... Zeki bir yaşam formu yok mu?
Bir kozmik şans ve rastlantı serisi bizim evrimimize yol açtı. Aynı olayların aynı şekilde tekrarlanması da pek muhtemel değil. Suyu ele alalım. Eğer dünya yaratılışı sırasında bazı kesimlerini alsaydı, biz burada olmazdık. Dünyanın kütlesi su şeklindeki halinin yüzde birinin onda biri kadar. Bir damla suyla katı dünyanın karıştırılması. Ve siz kolaylıkla diğer dünya benzeri gezegenlerde iki ya da üç damla su olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu durumda okyanuslar kıtaları kaplayacak kadar geniş olur. Ve gelişmenin olabileceği hiçbir kuru zemin olmazdı. Doğru miktarda su bile zekanın gelişimini garanti edemez. Dünyadaki 4 milyar yıllık yaşamda bu sadece bir kere meydana geldi. Türler zamanla gelişir. Ama daha zeki hale gelmek zorunda değildirler. Bunun en büyük örneği dinozorlardır. Onlar hızlı koşmaları, uzun dişleri ve sert kabukları sayesinde hayatta kalabildiler. Dinozorlar dünyaya 200 milyon yıl hükmetti ve biz insanların gurur duyduğu gibi bir teknoloji geliştiremediler. Ve 65 milyon yıl önce başka bir kozmik zar olmasaydı, küçük beyinli dinozorlar bugün hala dünyaya hükmediyor olabilirlerdi. Hayat her yerde olsa bile zeka çok nadir olabilir. Bu durumda kendimizi öncekinden daha değerli hissedebiliriz. Ve evrende başka yerde varlık toplumlar gelişse bile onlar fazla gelişmiş ve biz onları bulabilecek teknolojiye ulaşamadan ölmüş olabilirler. Zeka, çift taraflı bir kılıç. Eğer toplumlar gidip geliyor ve sadece birkaç yüz bin yıl dayanıyorsa, o zaman onları bulma şansımız daha da düşük. Bir şey kesin. Diğer dünyalar ve diğer toplumları aramak kendimize bakış şeklimizi değiştirdi. Şimdi dünyamızın yaşanılabilir milyarlarca noktadan sadece birisi olduğunu biliyoruz. 20 yıl önce diğer gezegenlerin ve yıldızlar etrafındaki diğer başka gezegenlerin varlığı sadece bir spekülasyondu. Şimdi ise kanıtlandı. Bu inanılmaz derecede heyecan verici. Biz yaşamın gelişebileceği yeni yerler keşfetmeye devam edeceğiz. Tıpkı bizimki gibi olan cüce yıldızlar etrafında dönen, hatta dairesel gaz devi aylar bulacağız. Şu anda hem bulduğumuz gezegenler hem de onları bulduğumuz yerlerin çeşitliliği açısından hızlı bir büyüme dönemi geçiriyoruz. Ve onlar bizim kendi yaşamımız ve diğer yaşamlar hakkında sağlam ve güçlü sorular sormamızı sağlıyor. Çünkü bence hayat her yerde ve çünkü galaksimizde 100 milyardan fazla yıldız var ve zeka galakside hiçbir yerde gelişmese şaşkınlığa uğrardı. Ben dünyanın dışında bir yaşam formu olduğunu öğrendiğimiz günün gelmesini iple çekiyorum ve bunun bir bakteri ya da iletişim kurabileceğimiz gelişmiş bir toplum olması önemli değil. İlk kez yalnız olmadığımızı bileceğiz ve bu her şeyi değiştirecek. Hem de her şeyi.